Tabii bizimle hizmetle yarışamayanlar o halde bizi demokratik olmamakla suçluyorlar. AK Parti diktatör diyorlar. Halkı birbirine düşürerekten, kutuplaşmayı artıraraktan, bu kutuplaşma sonucu kendi oy oranlarını koruyaraktan bu çatışmacı ortamın devamını arıyorlar. Onun için de sudan, buluttan nem kaptı derler ya, ağaçtan anarşi çıkarmaya çalışıyorlar. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Bundan ne bu dünyada iktidar çıkar, ne de öte dünyada bu vebaden kurtuluş çıkar. Dünyanın hiçbir iktidarı da bir cemaate değmez. Tabii biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Kavga çıkarmak için fırsat arayanlara fırsat tanımayacağız. Diyeceğiz ki her aşamada, her yerde biz kavga için gelmedik diyeceğiz. Hizmet için varız, barış için varız diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerlerinde yasakçılık vardır, baskıcılık vardır. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmasaydı bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nden şüphe etmemiz lazım. Niye? Yerlerinde bir değişiklik oldu diye. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Esad'la yan yana olmakta, onun fikirlerini parlamentoda ve Türkiye'de savunmayı maharet biliyorlar. Görenler sanır ki bu insanlar herhalde Suriye'de seçime girecekler. Ama bilsinler ki Suriye'de de seçime gitseler, Esad'ın dışında kimsenin oyunu alamadan Suriye'de de seçimi kaybederler. Mısır'daki darbeyi açıkça kınayamadılar. Cumhuriyet Halk Partisi Mısır'daki darbeci yönetimden aldığı davete icabet etti. Kendinden olmayan herkesi bir yasta ile etiketleyip ezdi, ötekileştirdi, bastırdı ve devleti de bu amaçlarla kullandı. Şimdiki şey nedir? Sıkıntısı, geçmişteki devleti kullandığı gibi bu dönem kullanamıyor da bütün bağırması ondan. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu günden bugüne, biraz da kırklı dönemler dahil olmak üzere, altını çizerekten, CHP kimleri mağdur etti. Bilin ki sadece muhafazakarlar, sadece milliyetçiler değil. Bu ülkede kendisini demokrat, muhafazakar, sosyalist, kim varsa hepsini mağdur etti. Bunlardan birisi Nazım Hikmet. Nazım Hikmet herkes tanır, bu memleket bizim diyen. Bu memleketin şiirlerini yasakladılar. 25 yılında 11 ayrı davada yargıladılar. İstanbul, Ankara, Çankırı, Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşan bir hapiste yatırdılar. Bir kesin mahkum ettiler. Alparslan Türkiye'de 9 ay 10 gün hapis cezası verdiler. Daha sonra 47'de beraat ettiler. Ama beraat edene kadar herkes her türlü işkenceyi gördü. Milliyetçileri, sosyalistleri yargıladılar, milliyetçileri yargıladılar. Şimdi muhafazakar inananları yargılamaya geldi sıra. Onlara da bir isim buldular. Mülteci, ihticacı diyerekten. Bunların önünde de Allah mekanını cennet etsin, saygı musraz ettiler. 1925'te Kuzur'a sürüldü. 1926'da Barla'ya sürüldü. Bir başka zulmünden sadece saygı musraz ettiler mi? Hayır. Bir de Necip Fazıl. Necip Fazıl vefat ettiğinde bile arkasında mahkeme kararı vardı. Mahkeme kararında diyor ki bu adamın suç işlemeye eğilimi vardı. İdeolojik ve psikolojik iktidarı hep elinde tuttu. Ne zamana kadar? Yeter artık sözle kararlı millet diyenler gelene kadar. Tek parti diktatörlüğüne söz söyleyemeyen veya söyletmeyen CHP onun hep tahakkümünü kınamaya, kırmaya çalışan siyasi hareketleri ve dilerlerini diktatörlükle suçladı. CHP bu taktiği önce Menderes'te kullandı. Askerlere darbe yaptırdı, astırdı. Sonra Demirel'e geldi. Demirel de yine diktatör dedi. Demirel bu sürecin tasallutundan, bu zihniyetin tasallutundan 28 Şubat sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim olunca kurtardı. Daha sonra Özal geldi. Özal CHP tarafından hem doğrudan hem de dolaylı uzantıları aracılığıyla diktatörlükle suçlandı. O dönemin gazetelerine bakın. 1987'de diktatör Özal manşeti görüyoruz. Şimdi de onların değişme silahı diktatörlükle suçlamayı ve etiketini AK Parti'ye ve onun liderine karşı söylüyorlar. CHP tövbe-i nazır etmeden diktatörlük konusunda ne söylerse söylesin hiçbirisinin inandırıcılığı yoktur. Çünkü yaptıklarından pişman olması lazım ki ben yeni CHP'yim desin. Geçmişlerinden pişman olmuş ki tövbe etmedi ki yeni CHP olduğunu söylesin.